Evet sevgili izleyiciler, son günlerde emlak fiyatlarında bir yükseliş göze çarptı. Bununla ilgili Adana'nın büyük emlakçılarından Arden Emlak'ın sahibi Kenan Bey ile konuştuk. Emlakçı güvenilir olmazsa veya bilgili olmazsa veya tescilli yetkili olmazsa başımıza neler geleceğinden bahsetti efendim. Buyurun. Güzelyalı'da sosyete pazarının hemen karşısındayız. Sosyete pazarı karşısı, birinci kat Arden Gayrimenkul olarak hizmet vermekteyiz. Emlak nedir? Emlak tarla, bahçe, arsa, dükkan, alım satım işlerinde aracı demektir. Resmi bir kurum demektir. Alıcıyla satıcı arasındaki bir köprüdür. Resmi bir kurumdur, resmi bir köprüdür. Güvenilir bir iletişim kaynağıdır. Kiralama da dahil hepsini aracılık yapan resmi bir kurumdur, güvendir. Kısacası resmi bir iş yeri, resmi bir güven demektir. İlki ve kaçak. Kaçak emlakçı diyoruz, simsor gibi, hani ofisi olmayan, yetkisi olmayan, yetki belgesi olmayan kişiler aracılık hizmeti yapıyorlar. Devletimiz bunlara bir resmi olarak 2020 yılında bir kanun çıkardı ama uygulama maalesef hali hayata geçmedi. Piyasanın olumsuz dalgalanması, bunun sayesinde etkili olarak da bazı fırsatçıların bunu koz olarak kullanmaları, anormal derecede fiyatları etkilemeye başladı. Hem kirada hem sattık olarak. Bir de arada kurumsal çalışmayan, kaçak çalışan arkadaşlarımız var. Maalesef bunlar da piyasayı bayağı bir etkiliyorlar. Resmi olarak çalışanların işini kısıtlıyorlar. Komisyon oranlarımız kiralık bedellerde yıllık tutumlarda %10'dur. Aylık kiralama bedellerde bir aylık bedel karşılığı kiralama yapılır. Satışlarda %2 artı %18 KDV'dir. Hem alıcıdan hem satıcıdan. Büyük meblağlarda arsa, tarla %2 ama meblağ büyürse %1'lere kadar düşmektedir. Tapu masrafları kanuni olarak yarı yarıyadır. %2, %2'dir ama uygulamada alıcı, bütün masraflar alıcı tarafından %4 artı harç bedeli olarak karşılanmaktadır. Şöyle resmi bir sözleşmesiz yapılan işte ileride bir sıkıntı çıktığı zaman, bir anlaşmazlık çıktığı zaman resmi yapılan işlerde cayma bedeli vardır. Hem satıcıda hem alıcıda %6 oranında ama ofisi olmayan, resmi çalışmayan insandan bunu nerede bu? Hadi adam bıraktı gitti. Nerede arayıp nerede bulacaksın? Adamın yeri belli değil. Aracı işte aradaki aracılarla bunları yaparsan sıkıntı yaşarsın ama resmi kurumla sözleşmeli olarak her şeyin resmiyete dökersen kimsenin itiraz hakkı olmaz. Elindeki belgeyle de zamanı geldiğinde evini, dükkanını boşaltırsın boşaltma talimatnamesiyle. Sevgili hemşehrilerimiz, sevgili Adanalılar arkadaşlarımız, lütfen emlak alım satım yaparken, alırken aradaki dolandırıcılara kanmayınız. Lütfen sertifikalı, yeri belli olan, resmi kurum olan şahıslarla, firmalarla çalışınız. Yarın elinizdeki birikimlerinizden olmayınız. Lütfen rica ediyorum sizden. Aradaki kaçak insanlara malınızı kaptırmayın. Dünyada mekan, ahirette iman demişler. Elinizdeki birikimleriniz kolay birikmiyor, mal kolay alınmıyor. Sizden ricamız resmi çalışan arkadaşlarımızla iş yapın. Ki yarın ileride bir şey olduğu zaman başınız ağrımasın. Sıkıntılar yaşamayınız. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, emlaklarımızı güvenilir, sertifikalı emlakçılardan alalım efendim.